sürecin kontrollü bir çözüm süreci olarak yürütüldüğü kanaatindeyim. Ve bu kanaate dayanarak da e, hem sürecin usulüne hem de esasına kontrollü biçimde muhalifim. Yani şunu söylemek istiyorum. Kontrollü çözüm sürecinden kastım şudur. Bu süreç geçmişteki çözüm sürecinin benzeri bir süreç değil. Hem usulde hem esasta ciddi farkları var en önemli farklardan birisi bu süreçte devlet bürokrasisinin, devlet güvenliğinin, hükümetin ve özellikle ana muhalefet hattının aynı pozisyon içerisinde adeta birbirini tahkim eder bir vaziyette konumlanmış olması. Dolayısıyla geçmiş çözüm sürecinden bu süreci, bu kontrollü çözüm sürecini ayıran en önemli fark budur. Yani burada artık bir ikilik yok. Muhalefet, hükümet, devlet güvenliği, devlet bürokrasisi ve işte devlet aklı dediğimiz o yapıların birbirinden ayrıldığı bir süreç görmüyoruz. Hatta bunların birbirinin pozisyonunu desteklediğini, birbirinin elini güçlendirecek şekilde belirli mutabakatlara vardığını görüyoruz. Bu geçmişteki yaşadığımız 2013-14 sürecindeki çözüm sürecinden bizi ayıran en önemli farkı oluşturuyor. Tabii ikinci fark şu. Geçmiş çözüm süreci demokratikleşme amacıyla daha çok çok kültürcü ve çok kimlikçi bir federatif yapıyı esas alan Türk idari ve anayasal hegemonyasını tarihten silmeye dönük bir e, meskür süreçti fakat bu süreç öyle değil bu süreçte devletin üniter yapısının korunduğu milli ve manevi hassasiyetlerin geleceğe beka endişesi etrafında taşınmaya çalışıldığı bir süreç yürütülüyor yine de ben bu sürecin çok büyük bir risk taşıdığını ve bu risk risk etrafında belirli bir usul ve esas probleminin de karşımızda olduğunu belirtmek istiyorum. Dolayısıyla ben bu süreci açıkça ve alenen destekleyenlerin tarafında değilim. Açıkça ve alenen pervasızca tiyatral bir muhalefet edenlerin tarafında da değilim. Yani ben aslında burada üçüncü bir pozisyonu temsil ediyorum. Benim gibi düşünen birçok insanın da olduğuna süreçte eminim. Şunu daha açık ifade etmekte de var. Bu sürecin evet kontrollü bir devlet güvenliği, devlet bürokrasisi, hükümet ve ana muhalefet işbirliği içerisinde gerçekleştiğini. Üniter birliğin yara almadan Türk idari egemenliğinin anayasal düzeyde korunarak yola devam edileceğini elbette herhalde hepiniz tahmin edersiniz. Fakat bunlar yeterli değil. Yeterli olmayan şey de bize şunu gösteriyor. Devletin belirli aktörleri muhatap alarak bu aktörler üzerinden çözüm üretme gayretini hem manipülasyona açık, hem keyfi, hem de kırılgan bulduğumu usul itibariyle ifade etmem şart hale geldi. Tabii bu usulün altındaki esasın da ne kadar muğlak olduğunu, içeriğin ne kadar belirsiz olduğunu da sanırım yaşanan süreç önümüzdeki günlerde bize tekrar gösterecek.